Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Erzurum'da yüzlerce vatandaş teröre tepki göstererek polis merkezi ve kolordu önünde toplanarak asker ve polise destek yürüyüşü yaptı. Hakkari'nin Dağlıca Üs bölgesinde hain terör saldırısında 16 askerin şehit düşmesine Erzurum'da vatandaşlar tepki gösterdi. PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıların infilak ettirmesi sonucu 16 askerin şehit olduğu saldırı Erzurum'da düzenlenen yürüyüşle lanetlendi. Erzurum kent meydanında toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, İmralı Apo'ya mezar olacak, her Türk asker doğar, Erzurum gençleri silah istiyor" sloganları atarak teröre lanet okudu. Kalabalık grup daha sonra Gürcükapı Polis Merkezi ve 9. Kolordu Komutanlığı önünde toplanarak asker ve polise destek oldu. Erzurum'da düzenlenen teröre tepki yürüyüşü sırasında resmi üniformalı jandarmaları cadde üzerinde gören yüzlerce vatandaş askerlere sarılarak bağırlarına bastı. Erzurum'da son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı düzenlenen tepki yürüyüşü sırasında resmi üniformalı jandarmalı cadde üzerinde gören yüzlerce vatandaş askerlere sarılarak bağırlarına bastılar. Hakkari'nin Dağlıca Üs bölgesi ve Iğdır'da düzenlenen hain terör saldırısını protesto etmek için toplanan yüzlerce Erzurumlu terörü protesto yürüyüşü yaptı. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ellerinde dev Türk bayrağı ile yürüyüş yapan vatandaşlar teröre öfke kustu. Havuz başından Cumhuriyet Caddesi'ne gelen vatandaşlar bu sırada cadde üzerinde park halindeki jandarma aracını gördüler. İçerisindeki resmi üniformalı askerleri bağırlarına basarak "En büyük asker bizim asker" sloganları atan vatandaşlar olaysız bir şekilde teröre tepki yürüyüşünü sonlandırarak şehitler için dua ettiler. فعززنا بثالث فقالوا إنا
Erzurum Memur Sen tarafından Dağlıca ve Iğdır'da yaşanan terör olaylarına tepki gösterildi. Erzurum Memur Sen tarafından Dağlıca ve Iğdır'da yaşanan terör olaylarına tepki gösterildi. Erzurum Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman, terörün kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçu olduğunu belirterek, bu insanlık suçunun ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir, dedi. Acının ülkesi, dili, ırkı olmadığını ifade eden Abdullah Duman, ağıtlar hangi dilden yakılırsa yakılsın, hepsi can acıtıcı ve yürek yakıcıdır. Her gün gelen şehit haberleriyle ocaklara düşen ateş bütün yürekleri dağlamaktadır, dedi. Basın toplantısı, şehitler için yapılan duanın ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Büyük Memur Sen ailesi olarak başta bugün Iğdır olmak üzere Dağlıca ve ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaşanan ve milletimizi derinden sarsan eli kanlı terör örgütünün saldırılarını şiddetle kınıyor ve naletliyoruz. Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Kahrolsun! Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi ise insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar, ister PKK, ister IŞİD, ister DHKPC'den gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları, siyasi belirsizliği, kirli emelleri ve alçakça planları için kullanan terör örgütleri masum insanları hedef seçmiş ve katliamlara başlamıştır. 20 Temmuz 2015 günü Suruç'ta 32 gencimizin karanlık eller tarafından haince öldürülmesinin ardından PKK terör örgütünün asker ve polislerimize ard arda yaptığı saldırıları Türkiye'ye yeniden terör sarmalının içine çekmiştir. Analar ağlamasın, ocaklar sönmesin ve kardeşlik hukuku gelişsin mottosuyla başlatılan milli kardeşlik sürecinde yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek için planlar yapan PKK terör örgütü haince saldırılarıyla milletimizin birliğine ve dirliğine tuzak kurmuş, toplumun birlikte yaşama umuduna kurşun sıkmıştır. Ekonomik istikrarı güçlendirmektir. Çare yeniden büyük Türkiye ve yeni dünya idealini canlı tutmak ve bu yolda var gücümüzle çalışmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ülkemizi saran terör belasını burada lanetlemek için bulunuyoruz. Milletimize yardım eyle. Yarım saat önce ülkemizin tüm noktasında bulunan minarelerden şehitlerimiz için
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirdik. Ve adeta dedik ki ya Resulallah, vatanı için, bayrağı için, dini için, namusu için senin yolunda seve seve canlarını feda eden şehitlerimize rahmet eyle. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Ülkemize birlik beraberlik ihsan eyle. Amin. Ülkemizin birliğine beraberliğine göz dikenleri Evet, bir tepki Erzurum Ülke Ocakları'ndan geldi. Sevgili izleyenler, Ülke Ocakları süresiz oturma eylemi başlattı. Sana canım feda, vatan sana canım feda, vatan sana canım feda. Dağlıca'da meydana gelen terör olayına tepki gösteren Erzurum Ülke Ocakları, Yakutiye Kent Meydanı'nda terör eylemleri sona erene kadar süresiz oturma eylemi gerçekleştirecek. Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık grup Türk bayraklarını açarak terörü protesto yürüyüşü yaptı. Hükümete sert tepki gösteren bir vatandaş ise meclisi boşaltsınlar, vatanı, milleti müdafaa edemiyorlar, askeri polis öldürtüyorlar, paraları da alıp zıkkımlanıyorlar, haram zehir zıkkım olsun, Genelkurmay Başkanı'na sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, orduya, polise sahip çıkın, orduyu, polisi hedef ettiler dedi. Bizim buradaki amacımız Gezi Parkı'nda bir ağaç için kıyameti koparanlara, Gezi Parkı'nda bir ağaç için ortalığı yakanlara, yıkanlara, şu an Türkiye'de meydana gelen şehitlerden dolayı burada oturma eylemi yapmaktayız. Diyeceğim şudur ki Gezi Parkı'nda olan insanların buraya da bekleriz. Orada vatan evlatları bire bire şehit olurken, hain tuzaklarda şehit edilirken neredeyler? Hani biz buradayız. Erzurum Ülke Ocakları olarak, gençler olarak hepimiz buradayız. Halkımızın bu olaylara duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an uyanacak, yatacak zaman değildir. Tek gayemiz vatan savunmaktır. Vatanımızı müdafaa etmektir. Bizim gayemiz Ülke Ocakları olarak bu eylemlere, bu oturma eylemine destektir. Herkesten destek bekliyoruz. Oruç eylemine geçeceğiz çadır eyleminden sonra, oturma eyleminden sonra. Nereye kadar giderse, Türkiye'den ne zaman ki terör biterse, o zamana kadar bizim eylemimiz hem çadır eylemi hem oruç eylemi olarak devam edecektir. Geceyi burada mı geçireceğiz? Geceyi burada geçireceğiz. Bugün geceyi de burada geçireceğiz. Gerekirse bir ay, iki ay burada bu eyleme devam edeceğiz. Sonsuz bir eylemdir. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısında şehit düşen iki Erzurumlu'dan biri olan Üsçavuş Okan Taşan'ın sosyal medya hesabından eşine yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısında şehit düşen iki Erzurumlu'dan biri olan Üsçavuş Okan Taşan'ın sosyal medya hesabından eşine yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı. Eşi Halin Taşan'a 31 Mayıs günü mesaj yazan bakım Üsçavuş Okan Taşan'ın "Sen ne kadar mutluysan ben iki katı mutluyumdur. Daha mutlu yıllarımız bizi bekliyor. Biraz sabredelim. Seni ve oğlumu çok seviyorum. İyi ki varsınız." sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu. Erzurum'un Şevkaya ilçesinde doğan, evli ve bir çocuk babası olan Okan Taşan'ın Mayıs ayında Dağlıca'ya tayin olduğu öğrenildi. Taşan'ın ailesinin Ankara'da ikamet ettikleri öğrenildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yayınladığı mesajda terörü kınadı. Başkan Sekmen mesajında Türkiye Cumhuriyeti, devleti şanlı bir tarihe sahip, nice zaferler elde etmiş köklü ve büyük bir devlettir. Devletimiz tek vatan, tek bayrak ve tek devlet şiarıyla iç güvenlik hareketinde terörün kökünü kazımak için adeta ant içmiştir. Dış ve iç mihrakların, vatan hainlerinin lojistik destekleriyle beslenen bölücü terör örgütü,
emniyet ve güvenlik mensuplarımız ile vatandaşlarımıza yönelik saldırılar düzenleyerek kaos ortamı oluşturmak için Kahveli'ye devam etmektedir. Terörün istediği şey bizi kamplara ayırmak, bölmek ve kargaşa çıkarmaktır. Binlerce yıldır dosta güven ve düşmana kurşun olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatımız, hainleri, vatansızları ve anne karnındaki bebeklere dahil kurşun sıkan canileri etkisiz hale getirerek devletimizin çelikten örülü yumruğunu tüm cihana göstermiştir. Bu vesileyle aziz milletimiz, birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz, ay yıldızlı bayrağımız ve ezan-ı Muhammedimiz uğruna şehadet şerbetini içerek şehitlik makamına ulaşan kahramanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum dedi. Palandöken Belediyesi Şehit Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş Metin Aydemir'in ailesine ev yardımında bulunacak. Kararın alınmasının ardından kısa bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, bu cennet vatanı hainlere karşı savunarak canlarını veren şehitlerimizden sadece biri olan jandarma subay kıdemli çavuş Metin Aydemir kardeşimizin geride bıraktığı ailesine sahip çıkma adına, emanetlerini koruma adına, bu emanetlerin başımızın tacı olduğunu gösterme adına şehidimizin ailesine bir ev alma düşüncemizi meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla yasallaştırdık. Bu kararda tek vücut olan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler Palandöken Belediyesi olarak şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve şükranla anıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehidimizin ailesine alınacak ev hayırlı uğurlu olsun dedi. Kalabalık bir aile. Yani şehit olan assubayımızın maaşıyla idare eden, kendisi zaten bekardı, idare eden bir aile. Ben bizzat olarak gittim baktım, ciddi manada da ihtiyaçları var. Şu anda da gece kondu oturuyorlar. Dolayısıyla belediye olarak biz bundan evvel de bir şehidimize bir ev almıştık. Sizler de eğer uygun görürseniz ev de yapabiliriz, yapımda da yardımcı olabiliriz veya ev de alabiliriz. Biliyorsunuz orada TOKİ'de ev yapıyor. Bunlardan da olabilir. Böyle bir düşüncemiz hasıl oldu. Makbula geçer. Ben öyle düşünüyorum. Eğer sizler de uygun görüyorsanız böyle bir şeye karar verdik. Bundan evvel meclisimiz bir şehit ailesine ev almaya karar vermişti. İkincisi de sizlere, bizlere, hepimize nasip oluyor. Kabulünü oylarınıza sunuyoruz. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.